Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'dayız. Siyaset dünyasını ve inşaat sektörünü bir araya getiren Özçelik İnşaat'ın düzenlediği kahvaltıya gidiyoruz. İstanbul Beylikdüzü'nde yaptığı projelerle adından sık sık söz ettiren Özçelik İnşaat, geçtiğimiz günlerde çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve sanatçının katıldığı bir kahvaltı programı düzenledi. NTK organizasyon tarafından düzenlenen programda Özçelik İnşaat'ın yeni tanıtım filmi Barkovizyon'da gösterildi. Sunumu NTK Organizasyon Genel Müdürü Nihat Tanrıkul'un yaptığı programda kürsüye ilk olarak heyecanı gözlerden kaçmayan Özçelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özçelik çıktı. Saygıdeğer belediye başkanlarımız, saygıdeğer iş adamlarımız, değerli milletvekillerimiz, değerli ilçe emniyet müdürlerimiz, değerli basınımız, hepiniz hoş geldiniz. Nihat Tanrıkul'un daveti üzerine Hasan Özçelik'in aynı zamanda yakın dostları olan İstanbul Gürpınar eski belediye başkanı Velittin Küçük, siyasetçi Ömer Hami Ulusoy, Mehmet Özdek, iş adamı Seyitan İssiz, Mehmet Üzer ve Halis Kahriman kürsüye çıkarak tebriklerini iletti. Bu arkadaşlarımızın bu mücadelesini gerçek anlamda takdir ediyorum. Birçok genç arkadaşımız var içimizde. Gerçekten inşaat alanında ve birçok alanlarda mücadele eden Türkiye'mizde genç bir nesil var. Hasan kardeşimiz bu çıkmış olduğu yolda arkadaşlarıyla, ekibiyle kendilerine başarılar diliyorum. Fedai nefs ne kadar büyük olursa eser de o kadar büyük olur. Yani fedakarlığı ne kadar büyük gösterirseniz, büyük yaparsanız eseriniz de o nispette büyük olur. Özçelik İnşaat ve Hasan Bey'in bu konudaki fedakarlığını eserlerinde görüyoruz. Bu kadar kısa zamanda bu büyüklüğe, bu cesarete kavuşmak, bu kadar itibar kazanabilmek bir gayretin, bir fedakarlığın eseridir. Kendisini tebrik ediyorum. Anadolu'dan kalkacaksın, geleceksin. İstanbul gibi bir metropolde tutunacaksın. Sağlam yer edineceksin. Ve Özçelik İnşaat olacaksın Hasan kardeşim. Yolun açık olsun, tebrik ediyorum. Azminizi de tebrik ediyorum. Bu kadar güzel insanı bir araya toplayıp onlarla hasbihal yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Her şeyin nihayetinde temelinde sabır var, doğruluk var, dürüstlük var. Şüphesiz bunlar ticaretin kaideleri. Bu manada ben Hasan Bey kardeşime de bu kaideleri mutlaka felsefe edinmeleri gerektiğinin doğrusuyla bir nacizane kardeşi olarak bir nasihatte bulunuyorum. Hasan Bey'i biz o zaman tanıyoruz. Gerçekten güzel bir şey imza atıyor. Bundan sonraki yaşamımla, işimle, başarılarla hepinize saygı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Eğer bir insan kendi mesleğinde ve dalında başarı elde etmek istiyorsa çok dalmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Dün Mevlana Hazretleri'nin bir kitabını okudum. Diyor ki, çok fazla sektörde yer almayın. Tek bir sektörünüz olduğu takdirde bu sektörün başarısı gelir. Ben de inanıyorum ki Hasan abimiz ve kardeşimiz o gözleri parlıyor ya, o cesaretiyle, o yüreğiyle inşallah sizlerin duanızla beraber bir dünya markası olacaktır. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuz Karakaş da katılan konuklar arasındaydı. Bu güzel günümüzde hepinizi ve Hasan Bey'i tebrik ederim. Çok güzel inşaatlar falan yapıyor. Nihat Tanrıkulu benim evlat sayılır, evladımdır. Ve beni davet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun, saygılar sunuyorum. 2008 yılında inşaatlara taahhüt ve taşeronluk hizmeti vermek amacıyla ve her şey güvenle başlar ilkesiyle kurulan Özçelik İnşaat, kısa sürede inşaat sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer almayı başaranlardan. Kuruluşundan bugüne ise sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüyerek hizmet alanını geliştiriyor. Müzik
Yüksek bilgi birikimine sahip, alanında uzman insan kaynakları, teknolojik gelişmelere ayak uydurma becerisi ve yüksek kapasitesiyle Özçelik İnşaat, dünya standartlarında yaşanabilir mekanlar inşa ediyor. Katılımın yoğun olarak gerçekleştiği kahvaltı programı sonrası organizasyonla ilgili duygularını merak ettik ve Özçelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özçelik'e mikrofon uzattık. Bu pazar sabahında bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hasan Özçelik şu an devam eden ve çok yakında başlayacakları yeni projenin de haberini verdi. Şu anda yaptığımız işler Beylikdüzü, Beykent'teyiz, Mimarova'dayız. Karşıda Kurtköy'de şu anda devam eden projemiz var. 320 dairelik. Aşağıda Allah kısmet ederse bu ayın 10'unda 350 dairelik bir projemiz var. Projemiz onaylandı. Oraya başlayacağız inşallah Rabbimin izniyle. Hasan Özçelik'in yakın dostu, Mert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halis Kahriman bir kez daha Özçelik İnşaat'ın başarısını kutladı ve medyanın bu anlamdaki gücünü vizyon kamerasına bakın nasıl değerlendirdi. Ben şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten bir dünya, globalleşen bir dünyadayız. Artık teknoloji bir çağda yaşıyoruz. Bu teknoloji çağında da insanların ufku ve vizyonu geniş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla ben de bu vizyonu Hasan kardeşimde ve abimde görüyorum. İnşallah 2023'lerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Hasan kardeşimiz ve Özçelik İnşaat 2023'lerde ve dünya markası haline geleceğine inanıyoruz ve güveniyoruz kendisine. Son olarak organizasyonun düzenlenmesinde en büyük katkıyı sağlayan, aynı zamanda Özçelik İnşaat'ın danışmanlığını da yapan NTK Organizasyon Genel Müdürü Nihat Tanrıkulu'dan Özçelik İnşaat'la ilgili düşüncelerini öğreniyoruz. Özçelik İnşaat gerçekten ülkemizin nadir yetiştirdiği iş adamları vardır. Hasan Özçelik Beyefendi bu iş adamlarından birisi. Kısa zaman içerisinde tanıştık. Bir hazine. Ülkemizde insanlar biliyorsunuz işsizlikten yaranıyor. İnsanlar iş bulamıyor. Ama Yüce Rabbim yeryüzünde bazı yetenekli insanları yaratıyor ki insanlara ekmek yedirsin. Hasan Özçelik de bunlardan birisi. İnançlı, dürüst, ailesine ve ilkelerine sahip bir insan olarak biz bu organizasyonu yaptık. Özçelik İnşaatı Türkiye'ye bir marka kazandırdığımıza inanıyorum.